Işın Savaşları Bilim, insanların ölümüne sebep olan yeni silahların üretimini sağlayıp, ülkelere daha kolay demokrasiyi getirmesinin önünü açan, en basit kuramlarda bile kendi içinde anlaşamayan dogmatik bir yapıdır. Bilimin kirli ellerine örnek vermek gerekirse, İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları sonucunda binlerce insanın ölmesini söyleyebiliriz. Burada nükleer gücün zararını açıkça görebiliyoruz. Ya da başka bir örnekle bilimci Nazi doktorlarının deneklerin rızası alınmadan hatta onları buna zorlayarak bilim için yaptıkları deneyler. Bu deneylerden bahsetmek gerekirse Alman Nazi mihver ordularının askeri personelinin sağ kalmasını kolaylaştırmayı hedefleyen deneyler. Hipotermi tedavisi için dondurulan insanlar, pardon Yahudi askerler ya da deniz suyunu içilebilir hale getirmek için faydalanılan eşcinsel denekler. Alman askerlerinin yaralanmalarına ve hastalıklarına çare bulmak için ilaç geliştirme amaçlı çeşitli deneyler yapıldı. Bu deneylerde toplama kampındaki esirlerin tifüs, sıtma, sarı humma, bulaşıcı hepatit, tüberküloz gibi hastalıkların tedavisinde denekler fosgen ve zehirli hardal gazına maruz bırakılarak bağışıklık sistemlerinin vereceği tepki gözlendi. Bu deneylerde kullanılan sülfanilamit ilaçlarının dozunu ayarlayabilmek amacı ile yanlış dozdan yüzlerce insan öldü. Bir diğer örnekte düşmanı etkisiz kılmak adına geliştirme çalışmaları yapılan kimyasal kitle imha silahları. Siyanür ve çeşitli zehirli gazlar kullanılmış, bunun yanında sinir gazını geliştirmişlerdir. Bu da Nazi dünya görüşünün ırki ve ideolojik öğretilerini ilerletmek ve hakimiyetini sağlamak için yapıldı. Peki gerçekten de bilim bu mu? Bu kadar kötü bir şey mi? Bunları mı hedefliyor? Tabii ki hayır. Buraya kadar dinlediğiniz zırvalar bilim adına tam bir rezalettir. Bilim tıbbi kaynaklarla insanları iyileştiren, bebek ölümünü azaltan, toplumu bağnazlıktan ve örümcek kafalardan kurtarıp aydınlanmanın önünü açan bilginin oluşumunu korunmasını ve iletişim araçlarıyla aktarımını sağlayan, doğa ile mücadelede bize avantaj sağlayan ve en önemlisi ne olduğumuzu, evrenin ne olduğunu, evrenin sınırlarını ve benzer soruları cevaplayan bir kuramsal sistemdir. Peki bu kadar kirli ve çirkin olaylar nasıl oluyor? Bu bilimin kötü sonuçlar doğurmasından değil, birilerinin kötü emellerine malzeme olmasından kaynaklanmaktadır. Nükleer enerjinin keşfiyle bu enerji tıpta, endüstride, tarım sanayisi ve gemi sanayisinde kullanılmaya başlandı. Tıpta hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan araçlar nükleer enerji ürünüdür. Yine besin ve tıbbi ürünlerin sterilizasyon için suyun ve malzemelerin yaş tespitinde kullanılmaktadır. Tarımda böcekler ile mücadele ve daha iyi mahsul üretmekte kullanılmaktadır. Denizaltı ve uçak gemilerinde sivil olaraktan buz kıran gemilerde gelişmiş bir nükleer enerji kullanımı vardır. Evet artık bu yazının çıkış noktasına gelebiliriz. ABD'nin 2014'te Basra Körfezi'ne kullanmaya başlayacağı lazer silah sistemi haberi. Lazer. Lazer'den bahsetmemiz için öncelikle L'den, yani lazerden bahsetmemiz gerekir. Nedir bu lazer? Lazer, şiddetli, koherent ve tek renk ışık elde etmek için geliştirilmiş optik düzeneklerdir. Lazer İngilizce'de Light Amplification by stimulate emission of radiation'dan gelir. Uyarılmış radyasyon yayılımı ile ışığın güçlenmesi anlamına gelir. Nerede kullanılır ve ne işe yarar peki bu lazer? Lazer ışınları atmosferden etkilendiği için bu ışınların özel lifler içinde iletilmesi gerekir. Bu şekilde ışık hızında çok büyük verileri çok uzun mesafelerde ve ışık hızına yakın taşıyabiliriz. Bu sayede fotodiyot ile televizyon, müzik seti ve benzeri aletlerinin kumandalarında ve kendiliğinden çalışan lambalar ve benzeri araç gereçlerde lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Tıpta da lazer teknolojisi ilerlemiş durumda. Yırtılan göz retinasının acısız ve kansız bir şekilde dikilmesi sağlanır. Çürük dişlerin tespitinde ve dolgusunda kullanılır. Kanserli bölgeler açık ameliyat yapılmadan ışınlama ile tedavi edilir. Cam, plastik, metal gibi maddelerin kesimi de nükleer enerjinin bir diğer kullanım alanıdır. Her faydalı teknolojik gelişmenin insanlık adına kötü sonuçlar doğuracak şekilde kullanabileceğini görebiliyoruz. ABD Lawson 2011'de denemelerini yapmaya başladı ve 2012'de insansız uçakları yakarak düşürmeyi başardı. Şimdi ise 2014'te göreve başlayacak olan lazer silahlı gemiler Basra Körfezi'nde yerini aldı. Görevi İran'dan gelecek saldırı botlarına karşı savunmakmış. 32 milyon dolara mal olan bu projede bir atış 1 doların altında mal oluyor. Bu proje savunma teknolojisine yönelik tasarlandı. Ancak kuşkulanacak nokta şu ki ABD'nin savunma sistemine kattığı her silah bir tür askeri üstünlük sağlıyor. Tahmin edeceğimiz gibi bu silahların üretimi temelde savunmadan çok saldırıda avantaj sağlamayı taşıyor. İyi bir bilimsel gelişme tarihte benzerlerini görebildiğimiz gibi yine çıkar amaçlı kullanım sebebiyle insanların ölümüne yol açabilir ve görünen o ki öyle de olacak. Tanıdık geldi mi bir yerlerden? Dün Hiroşima ve Nagazaki'de olanlar bugün bizi Basra Körfezi'nde bekliyor olmasın. Her defasında bu veya bunun gibi tabloların ortaya çıkmaması için bilimi aydınlanmacı bir anlayışla sahiplenmek gerekir. Ancak bu şekilde bilimi kirli emellerden kurtarabiliriz. Sizce de zamanı gelmedi mi?